İyi akşamlar. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere 77 gün kaldı. Seçimler yaklaştıkça siyasi partilerin ve adayların çalışmaları hız kazandı. Karamanlı için bugüne kadar neler yapıldı ve bundan sonra neler yapılacak? Belediye başkan adayları vatandaşlara hangi projelerle karşılarına çıkacak? En önemlisi, vatandaşlarımız belediyeden neler bekliyorlar? Hangi beklentiler içerisinde olacaklar? İşte tüm bu soruların cevaplarının hepsi Karamanlı TV ekranlarında olacak. Bu doğrultuda ilk konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Sayın Filiz Şener Türkoğlu. Filiz Hanım, öncelikle merhaba, iyi akşamlar demek istiyoruz. İlk konuğumuzsunuz. Seçime doğru programımıza startı vermiş oluyoruz seçim çalışmalarına. Evet. Biz sizi her ne kadar tanısak da sizi kendinizden dinlemek istiyoruz. Filiz Şener Türkoğlu kimdir? Teşekkür ediyorum. Öncelikle bütün Karamanlı hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum. Ben Filiz Şener Türkoğlu. 1984 yılında Karamanlı'da dünyaya geldim. İlk orta ve lise öğrenimi Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamladıktan sonra ailemin işi sebebiyle Karamanlı'ya yerleştik. 2002 yılında evlendim. İki çocuk annesiyim. Eşim Vedat Türkoğlu ile ilaçlama makinesi imalatı ve yağmurlama borusu, mandallı boru imalatı yapan bir fabrikamız var. Yani iş kadınısınız yani. Evet, iş kadınıyım. Çok, çok. Ayrıca sanayi esnaflarındanım Karamanlı'nın. Evet, çok güzel. Sanayiciyim. 108 yıllık bir Karamanlı Belediyesi bir tarihi var. Dolayısıyla evet, ilk kadın adayısınız. Evet. Sizin için mutlaka bir gurur verici olması kesinlikle gerekiyor. Aktif olarak da Milliyetçi Hareket Partisi'nde çalışıyorsunuz 15 yıldır. Doğrudur. Başkan adayı olmaya kafanızı koymuştunuz herhalde. Neden aday olmak istediniz? Bize açıklar mısınız izleyenlerimize? Öncelikli olarak buradan şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar Karamanlı Belediye Başkanlığı yapan bütün başkanlarımızdan Allah razı olsun. Sizin vesilenize bir teşekkür etmiş olalım buradan. Biz teşekkür ederiz. Belediye başkanı olmak istememin en büyük sebebi, yapım gereği zoru seviyorum. Ve az önce belirttiğiniz gibi 108 yıllık Karamanlı'nın tarihinde bugüne kadar hiç bayan eli değmemiş. Artık bir bayan eli değsin istiyorum Karamanlı'ya. Ve bunun ihtiyacı olduğunu gerçekten hissediyoruz. Peki vatandaşlar nasıl bakıyorlar bu? Yani kadın adaya nasıl görüyorlar? Nasıl açıkçası çok güzel tepkiler alıyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim. Hepimizin evinde eşimiz var, kızımız var, annemiz var. Dolayısıyla bir bayanın iki gün hasta olduğu takdirde hayatımızda o iki günün ne kadar kötü geçtiğinin farkındayız. Yani hayatımızda kadın olmadığı zaman çok büyük bir eksikliğinin olduğunun farkındayız. Halk da bunu bildiği için, bunu bu şekilde de gözlemlediği için bana çok sıcak bakıyorlar. Takdir ediyorlar. Ben de çok memnunum. Evet. Diğer bir sorumuz, mutlaka her başkan adayının bir belediyecilik anlayışı var. Evet. Sizin belediyecilik anlayışınız nedir? Nasıl bir belediyecilik anlayışında gerçekleştireceksiniz? Benim belediyecilik anlayışım üretken belediyecilik. Bütüncül yaklaşım, birlikte yönetim. Yani şöyle, bir belediyenin halk ile birlikte hareket ettiği zaman bütün sorunların üstesinden gelebileceğine inanıyorum. Bugüne kadar oldu veya olmadı bilmiyorum ama benim gözlemlediğim kadarıyla maalesef ki belediye başkanı olunduktan sonra halk ile temas kesiliyor. Yani siz diyorsunuz ki ben halkla iletişimi hiçbir zaman kesmeyeceğim diyorsunuz. Kesinlikle. Projelerimi biraz sonra açıkladığımda göreceksiniz, projelerimin arasında da var. Gençlere, kadınlara, emekli ve yaşlılara o kadar çok ihtiyacımız var ki, özellikle belediye olarak çok ihtiyacımız var. Bir atasözümüz vardır. Bir elin nesi var, iki elin sesi vardır. Evet. Dolayısıyla birlikte hareket edersek, birlikte üretken bir belediyecilik yaparsak Karamanlı'nın ciddi anlamda projelere, hizmetlere doyacağını ve bütün halkın da memnun kalacağına inanıyorum. Peki belediye yönetiminde sizden başka kadın yöneticiler de görebilecek miyiz? İnşallah, temennim.
Emin olun ki sizden çok ben isterim bunu. Evet. Bir başka soruya geçmek istiyorum. Tabii ki her adayın mutlaka projeleri var. Evet. Vaatleri var. Dolayısıyla siz de bu projelerinizi mutlaka seçmenlerinize anlatacaksınız. Evet. Tabii ki bunu ilerleyen zamanlarda bunu daha ayrıntılı bir şekilde Karamanlı TV izleyenlerine mutlaka anlatacaksınız. En azından genel başlıklar halinde bize bir değerlendirme yapabilir misiniz? Tabii. Projeler çok önemli. Özellikle belediye başkan adayı olunduğu takdirde herkes projelerini açıklıyor. Tabii ki halk da doğal olarak projelere bakarak belediye başkanını seçiyor. İnşallah temennim şu, belediye başkanı olunduktan sonra, olmadan önce adaylık döneminde vaat edilen projelerin başkan olunduktan sonra hayata geçirilmesi çok önemli. Burada şunu sormak istiyorum. Sizce seçmenler projeye göre mi oy verecekler yoksa kişiye mi oy verecekler burada? Siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuda? Benim gözlemlediğim kadarıyla şunu söyleyeyim. Bugüne kadar hep projelere oy verilmiş. Ancak maalesef ki vaat edilen projelerin daha sonrasında yapılamadığı veya yapılmadığını görüyoruz. Ben şunu istiyorum Karamanlı halkından. Gerçekten bu projeleri yapabilecek bir belediye başkanı seçelim. Ben yapabileceğime inanıyorum. Vaat ediyorum. Ve başkan olursam, olduktan sonra bu projelerimin %100'ünü yapmak için elimden geleni yapacağım. Zaten belediye başkanlığı bunu gerektirmiyor mu? Yani mutlaka şimdi projeleriniz var. Evet. O projelerini yapmak için zaten siz seçimi kazanmış oluyorsunuz. Doğrudur. Kazandığınız takdirde. Eğer projelerinizi yerine getirmezseniz mutlaka o halk sizi tekrar o görevden size alacaktır. Yani halk bunu mutlaka değerlendirecektir. Yani benim burada şunu söylemek istiyorum. Bu projelerinizle ilgili tam detaylı çalışmalar yaptınız mı? Tabii ki. Bütün projelerimin detaylı çalışmalarını yaptım. 31 Mart seçimlerine kadar her hafta bir program yapacağız sizinle ve her hafta bu projelerimin 2-3 tanesini, evet, yayın süresine bakarak da projelerimin detaylı bir şekilde anlatımını sağlayacağım. Dediğiniz gibi projelerin hayata geçmesi gerekiyor. Ancak bugüne kadar maalesef, birazdan söyleyeceğim projelerim arasında da var, birkaç dönemdir vaat edilmesine rağmen ve Karamanlı'nın gerçekten çok ciddi anlamda ihtiyacı olmasına rağmen bir türlü hayata geçirilememiş projeler de var. Biz zaman kaybediyoruz. Biz Karamanlı'da yaşıyorsak ve yaşamımızı devam ettirmek istiyorsak eğer, bizim artık gerçekten ciddi anlamda bu projeleri hayata geçirmemiz lazım. Peki bu projelerinizi nasıl ikna edeceksiniz seçmenlerinize? Valla projeleri ikna etmekten ziyade, az önceki konuştuğumuz gibi, proje belediye başkanı olduktan sonra vaat ettiğinin dışında ekstra projeler de yapılabilir. Bunu çevre belediyelerden de görebiliyoruz. İlla vaat ettiklerimi yapacağım, bunun dışındakileri yapmayacağım diye bir kural yok. Dolayısıyla tekrar üzerine basarak söylüyorum. Çok ince bir çizgi, çok küçük bir detay ama gerçekten bugüne kadar Karamanlı'nın hak ettiği yere gelememesinin en büyük sebebi de bu bence. Vaat edilen projelerin daha sonrasında hayata geçirilememiş olması. İsterseniz projelere geçelim. Burada zaten bir iki tane, birkaç tane zaten, mevcut yani göreceğiz. Evet, onları isterseniz seyircilerimize aktarmaya çalışalım. Evet, projelerim 3 ana başlıkta topluyorum. Ekonomik destek projeleri. Birinci, hayvan pazarı projesi. Bugüne kadar gelen bütün belediye başkan adaylarımızın vaatleri içerisinde olan bu proje halen daha yapılamamıştır. Manidardır. Karamanlı halkı geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamasına rağmen hayvan pazarı projesi halen daha hayata geçirilmemiştir. Karamanlı için önemli zaten hayvan. Çok önemli. Halk geçimini hayvancılıktan sağladığı için bunun Karamanlı'da yapılması gerekli. Evet, zaten birçok vatandaşımız hayvan pazarı için başka ilçelere gitmek zorunda kalıyor. Aslında evet, maalesef. Şu an Çavdar'a gidiyor vatandaşlarımız. Neden Çavdar'a gitsinler değil mi? Tabii maalesef işte. Diğer ilçelerdeki vatandaşlarımız da kendi memleketimize çekerek bir
ortam yaratabiliriz bu hayvan pazarı ile ilgili olarak. Kesinlikle. İkinci projem yan fabrikası projesi. Bu proje, şöyle kısaca bir şey bahsedeyim bu konuda. Yan fabrikası projesi belediyemizin öncülüğünde ilçemize yan fabrikası kazandırılmasını düşünüyoruz. Daha fazla detay vermeyeceğim. İlerleyen günlerde bahsedeceğiz. 3 sosyal tesis projesi, 4 otel projesi, 5 sosyal konut projesi. Bu konut derken herhalde TOKİ'lerden bahsetmiyorsunuz. Hayır, TOKİ'lerden bahsetmiyorum. Şöyle kısaca bilgi vereyim. Teşvikli arsa ve konut yapımı. Şimdi Karaman'da yaşayan hemşehrilerimizin ev sahibi olabilmesi için ve en önemlisi de Karamanlılı olup Karaman dışında yaşayan vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin ev sahibi olabilmesi için planlanmış bir proje. Detaylı bir şekilde daha sonra anlatırız. Evet. 6 turizm faaliyetleri geliştirme projesi. 7 sanayi sitesinin modernize edilmesi projesi. Bildiğiniz gibi sanayi sitemiz bayağı kötü durumda. O yıllardır sanayi bölgesiyle çok fazla ilgilenilmedi. Evet, maalesef ben Karamanlı sanayicilerinden olduğum için. Evet, siz de orada Karamanlı sanayisini. Bir kadın olarak zaten mutlaka daha iyi bileceksiniz bu işleri. Daha güzel gözlem yapabilme şansına erişiyorum sanayici olduğumdan dolayı. Evet, yani oraya sanayi bir kadın elinin değmesi için uğraşacaksınız herhalde. İnşallah. Ben kendime güveniyorum. Bütün Karamanlı'ya, sanayisinden Karaman Mahallesi'ne kadar bütün Karamanlı'ya kadın eli değsin diye çıktım. İnşallah Karamanlı'ya güzel bir şeyler yapacağız. İnanıyorum ben. Başaracağımı da biliyorum. Evet. 8 mikro işletme teşvik projesi. 9 yayla turizmi projesi. Yayla turizmi projesinde bir şey söylemek istiyorum. Civar ilçelerde en güzel yaylaya biz sahibiz. Ancak maalesef ki hiçbir yatırım yapılamıyor. Değerlendirilemiyor. Yaylamız çok güzel ama halen daha yolu dahi yapılamıyor. Yolları çok kötü. Yaylarımızı aslında biz çok tanıttık. Yani evet, siz bayağı elinizden geleni tanıttık. Yapmaya çalışıyorsunuz. Ancak en basitinden bir yayla yolunun rehabilitasyonu yapılmış olsaydı herkes gönül rahatlığıyla gidebilirdi. Herkesin altında 4x4 yok. Evet. Maalesef ki kış aylarında özellikle ya traktörlerle gitmeye çalışıyoruz ya da gidemiyoruz. Bu güzellikten mahrum kalıyoruz. Evet. 9 yayla turizmi projesiydi. 10 organize sanayi projesi. Organize sanayi projesi geçen senelerde ihaleye çıkarılmıştı ancak bazı sebeplerden dolayı iptal oldu diyebiliyorum ben bunu. Maalesef başaramadık bu projeyi de. 11 esnaf destek projesi. 12 nakliyecilerin sorunlarının çözümü projesi. Çok mu sorun var bu nakliyecilerle ilgili? Maalesef. Maalesef çok büyük sorunlar var. Bu çok uzun ve detaylı bir konu. Arzu ederseniz ilerleyen programlarımızda daha güzel bir şekilde işleyelim bu konuyu. Evet. 13 Gremen Mikrofinans Projesi. Açıkçası ben bu söylediklerden bir şey anlayamadım. Ben anlayamıyorsam bizi izleyenlerin hiçbir bir şey anlayamayacaktır. Dolayısıyla vatandaşlarımız isterseniz bunu biraz da açarsanız. Tabii, bunu açalım. Gremen Mikrofinans Projesi Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından oluşturulmuş ve yoksulluk içinde yaşayan kadınlara finansal hizmetler sağlayan mikro kredi oluşturulan bir kuruluş. Yani burada kadınlara dediğim zaman bir tek kadınlara özel olarak değil, evet. Küçük işletme sahibi olmak isteyen bütün girişimcilere finansman sağlayan bir proje. Peki bu projeyle ilgili örnekleri var mı peki? Tabii ama burada vermeyelim. Yani şimdi şu an sürpriz belki olsun. Açıklamayacaksan bu örnekleri var tabii diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Bütün projelerimizin detaylı açıklamalarını daha sonra tek tek söyleyeceğiz. Şimdi sadece proje başlıklarımızı sunuyoruz ve bazılarında ufak tefek bilgiler veriyoruz. Bu kadar yeterli bu proje çünkü çok bomba bir proje. 14 Pazar Yeri Modernizasyonu Projesi. Bildiğiniz gibi bizim Karamanlı pazarı civar ilçelerin en büyük pazarı. Çok güzel bir pazara sahibiz. Ancak bizim kış şartlarının çok fazla yaşanmasından kaynaklı pazar yerimizin kapalı alanı artık bize küçük gelmeye başladı.
onu biraz daha büyütüp biraz daha modernize edersek daha güzel çatılardan olacağına inanıyorum. Çatılardan sürekli akıyor zaten herhalde. Tabii. İşte modernizasyon yapılırken tamiratlar da yapılacaktır. Bakım yapılmadı. Mutlaka o bakımın yapılması gerekiyor. Tabii. Dikkate alınması gerekiyor. Çok önemli bir husustur pazar yerimiz. Evet. Çok güzel bir proje geliyor. Ben bunu çok seviyorum. 15. 3 kazan projesi. Enteresan. 3 kazan. Açıkçası 3 kazan deyince o kadar çok şifreli konuşuyorsunuz ki ben hiçbir anlam çıkartamıyorum. Aslında burada şifreli değil. 3 kazan projesi. Üret kazan, çalış kazan, sat kazan. 3 kazan projesi. Bunu da açıklama yapmayacağım çünkü gerçekten çok güzel bir proje. Sürpriz mi diyorsunuz? Sürpriz. Bunu açıklamayacağım. 3 kazan projesini siz merak edin, tamam, bekleyin. Biz biraz da düşünelim o zaman. Evet. En son beton santrali projeniz var. Beton santrali derken hazır beton mu? Tabii ki. Neden olmasın? Olabilir. Ham madde kaynağımız varken bir hazır beton santrali kurabiliriz. Yakın belediyemiz olan, yakın ilçemiz olan Tefenli Belediyesi kurdu ve kumunu bizden alıyor. Evet. Biz neden kurmayalım? Olabilir. Neden olmasın? İkinci başlığımız olan çiftçi ve hayvancıya destek projesine geçelim. Bir, su fiyatlarının indirilmesi ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması projesi. Yani böyle bir şey mi var? Şöyle ayrımcılık derken, su fiyatlarında konutların fiyatı farklı, esnafın kullandığı su fiyatı farklı, sanayideki esnafın su fiyatı farklı, fabrikaların farklı, ocakların farklı. Şimdilik bu kadar söyleyelim. Ayrımcılık derken bundan bahsediyorum. Yani normalde bu diğer belediyelerde bu standart mıdır? Tabii ki. Yani sadece burada farklı fiyat uygulaması yapıldığını söylüyorsunuz herhalde. Aynen. Ben onu biliyorum ve o şekilde ayrımcılık fiyatların konutlara, meskenlere göre, ticarethanelere göre, fabrikalara ve ocaklara göre ayrımcılığının yapıldığını biliyorum. Ve bunda ayrımcılığın ortadan kaldırılması için projemiz var. Onu detaylı bir şekilde anlatırız. İki, çiftçiye mazot destek projesi. Bu bildiğiniz gibi çiftçimiz için çok güzel bir proje. Geçen sene Tefenli Belediyesi bunu uygulamıştı. Nasip olursa, belediye başkanı olursam ben de çiftçimize bu projeyi uygulamak istiyorum. Üç, çiftçi malları koruma projesi. Dört, besane sanayi sitesi projesi. Bu bütün besicilik yapan arkadaşlarımızın çok sevineceği bir proje. Bunu da sürpriz olarak bekletelim. Bir şey söylemeyelim şu anda. Merak edip beklesinler. Tabii. 5. Hayvancılıktan üretilen ürünlerin değerlendirilme projesi. 6. Buğday pazarının modernizasyonu projesi. 7. Ova, tarla ve arazi yollarının stabilizasyonu projesi. 8. Hidrantların çoğaltılması projesi. 9. Baraj ıslahı projesi. Baraj ıslahı derken? Baraj ıslahı projemiz maalesef ki barajımızı doldurduk. Barajımızın doldurulan kısımlarının boşaltılması gerekiyor. Nasıl boşaltın? Ben orayı anlayamadım. Yani boşaltılması derken neyi boşaltılması gerekiyor? Ben ileriki günlerde resimleriyle açıklayacağım size. Baraj ıslah projesi gerçekten Karamanlı için hayal edilmeyecek bir şeydi ama o gerçekleşti. Maalesef baraj ıslah projesi yapılması gerekiyor. Ben size ilerleyen günlerde resimli olarak bu projeyi anlatacağım. 10. Seracılık ve hal projemiz var. Sosyal destek projeleri. 1. Otogar projesi. Otogar. Evet. Maalesef ki otogar halen daha kaç dönemdir otogar projesi gelmeye devam ediyor. Gene geliyor. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde benim projelerim arasında. Çünkü yapılamadı, gerçekleşemedi. Geçen sene yapılacağını duymuştuk, çok sevinmiştik. Ancak yapılacağını duyduğumuz yere farklı bir proje yapıldı. Gene bizim otogar projesi kaldı. 2. Meslek Yüksekokulu projesi. Bu projemiz de halen daha Karamanlı'mıza gelmedi. İnşallah ben getireceğim. Bildiğim kadarıyla çalışmalar yapılıyor herhalde bu konuda ama. Tabii bunun için çalışmalarda bulundu geçmiş dönem belediye başkanlarımız ama
Nedense bu proje bir türlü hayata geçirilemedi. Ben belediye başkanı olursam meslek yüksek okulunu özellikle Karamanlı'ya yapılması için elimden geleni yapacağım ve bunu başaracağım. İnanıyorum. 3. Cumhuriyet Parkı ve Tören Alanı projesi. 4. Huzur ve Bakım Evi projesi. 5. Modern Kahvehane projesi. Modern kahvehane. Evet. Sizden çok ilginç şeyler duyuyoruz bugün İkiz Hanım. Evet. Modern kahvehane. Yani modern derken bizim kahvehanelerimiz modern değil mi şu an? Şimdi isim olarak Modern Kahvehane Projesi. Ancak içeriği şu şekilde. Emekli ve yaşlılarımızın gidebileceği bir modern kahvehane. Hmm. Evet, çünkü tamam. Karamanlı'da emekli ve yaşlılarımızın gidebileceği kahvehaneler kalmadı. Çünkü onlar oyun oynamıyorlar. Onlar 3-5 emekli yaşlı amcalarımız oturup sohbet etmek istiyorlar. Gazetelerini okumak istiyorlar. Kitap okumak istiyorlar. Haber dinlemek istiyorlar. Ama maalesef şu anki kahvehanelerimiz buna uygun değil. Gidemiyorlar. O yüzden ben böyle onların rahat kitap okuyabilecekleri, gazetelerini okuyabilecekleri, sohbet edebilecekleri modern bir kahvehane yapmak istiyorum. Böyle bir projem var. Enteresan. 6. Drift sahası projesi. Drift. Drift derken evet. Bu araçların evet. Tur atmasından bahsediyorsun. Aynen, yasak kesinlikle. Değil mi Füze Hanım onlar? Yasak. Yasak olduğu için böyle bir proje yapmak istiyorum zaten. Çünkü gençlerimiz gerçekten drift atmayı, araba yarışı yapmayı çok seviyorlar. Ancak yasaklanması da çok mantıklı. Çünkü trafikte bunların yapılması gerçekten çok tehlikeli. Caydırıcılığı olsun diye çok yüksek meblağlı cezaları var. Dolayısıyla benim projem drift sahası projesi yapmak. Burada ileri sürüş teknikleriyle gençlerimizin, kendini genç hissedenlerin arabalarıyla ister lastik yaksınlar, ister drift çeksinler, isterlerse geleneksel hale getirebileceğimiz drift yarışları düzenleyebileceğimiz bir saha yapmak istiyorum. Daha fazla detay vermeyeyim artık. Zaten her şeyi söyledim herhalde. Bakalım daha neler duyacağız. 7. Karamanoğlu Mehmet Bey projesi. 8. Kapalı Eğlence Merkezi projesi. Kapalı Eğlence Merkezi derken? Ona da şöyle kısa bir açıklama yapalım o zaman. Karamanlımızın coğrafi açıdan bakıldığı zaman soğuk bir memlekette yaşıyoruz. Nereden bakarsak senenin 7 ila 8 ayı kadar soğuk, geçiyor. Soğuk evet. Bir memleket. Dolayısıyla çocuklarımız kış aylarında evde oturmaktan gerçekten sıkılıyorlar. Karamanlı'ya kapalı olacak. Ailelerin çocuklarıyla beraber gidip kafe tarzı bir şeyler atıştırıp çay içebilecekleri, aynı zamanda çocuklarının da bu mekanda annelerinin yanında eğlenebilecekleri, vakit geçirecekleri bir kapalı eğlence merkezi istiyoruz. Oyun parklarının olabileceği, tabii, vakit geçirebilecekleri. Kapalı bir mekan olsun ki çocuklarımız kışın evde sıkılmasın. Aynı şekilde büyüklerimiz de sıkılıyor ama çocuklarıyla vakit geçirecek yer olmadığı için kışın kapalı bir mekan yok. O yüzden böyle bir proje ekledim ben. 9. Şehir içi halk otobüsü projesi. 10. Kadın İlçe Konseyi Merkezi projesi. Kadın İlçe Konseyi. Evet. Kadın İlçe Konseyi Merkezi projesi. Bu da belediye başkanı olmak istememdeki sebeplerde söylediğim gibi. Birlik ve beraberlik içerisinde Karamanlı'yı hep beraber yönetelim. Karamanlı için ne gerekliyse bilgi alışverişi yaparak da gerekli olan yatırımları, hizmetleri verelim istiyorum. Bunun için de Karamanlı'ya Kadın İlçe Konseyi Merkezi kurmak istiyorum. Bu konseyde kadınlar Karamanlı için kadınlara yönelik neler istiyorlar, ne hizmetler bekliyorlar, bunların fikir alışverişlerini yaparak hep beraber Karamanlı'ya kadınlar için yani bir şeyler yapabiliriz. Belirlenmiş kişiler bir oturacaklar, konuşacaklar, toplantı yapacaklar, isteklerini size bildirecekler. Tabii ki. Siz bunları yerine getirmeye çalışacaksınız. Evet, kesinlikle. Böyle bir şey. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. 11. Emekli ve yaşlıların tecrübe ve birikiminden yararlanma projesi. Bu da aynı şekilde. Emekli ve yaşlılarımızdan o kadar çok öğrenecek şeyimiz var ki, mevcudiyetimizin yegane temsilcileri olan yaşlılar ve emeklilerden çok fazla bilgi alışverişi yapabiliriz.
emekli komiserlerimiz var, savcılarımız var, kesinlikle, hakimlerimiz var. Kesinlikle. Evet, gerçekten karamanımıza yetişmiş çok böyle elit insanlar var aslında. Kesinlikle. Değil mi? Ressamlarımız var, dünyaca ünlü, değil mi? Tabii. Bunlardan aslında faydalanmak gerekiyor. Güzel bir düşünce. İşte bunlardan faydalanabilirsek zaten Karamanlı'yı bir adım öteye götürebiliriz. Evet, çok güzel. Gene aynı, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birlikte başaralım diyorum. Gençlik İlçe Konseyi Merkezi Projesi. Bu da gençlerimiz için kurulacak olan bir konsey. Evet, kadınları düşünüyorsunuz, gençleri düşünüyorsunuz, evet, yaşlılarımızı düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Yani bu konseylerde de görüyoruz, hep beraber Karamanlı için bir şeyler yapalım. Çok güzel. Gençlik Spor ve Kültür Merkezi Projesi ve asker ailelerine maddi destek projesi. 15, yayladan gelen içme suyu yataklarının ıslahı projesi. Benim projelerim bu kadar. Tabii ilerleyen zamanlarda projelerime ek yapabilirim. Şimdilik bu kadar. Sayın Türkoğlu, seçime doğru programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Buradan Karamanlı TV seyircilerine, izleyenlerine projeleriniz hakkında güzel bilgiler verdiniz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben de bu programı yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Karamanlı halkına şunu söylemek istiyorum. Sen varsan bir fazla, sen yoksan bir eksiğiz. Gelin hep beraber Karamanlı'yı birlikte güzelleştirelim. Karamanlı TV, Karamanlı'mızın YouTube kanalı. Karamanlı TV'den haber alabilmeniz için Karamanlı TV'ye abone olmanız lazım. Dolayısıyla YouTube kanalına girerek abone ol tuşu var. Sadece oraya tuşlayacaksınız. Hepsi bu. Teşekkürler.